Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yolumuza devam ki. Kırmızı şimşek karşınızda. Bu da beyaz şimşek. Bu da kırmızı şimşeğimi emanet ettiğim Murat kardeşim. Gibi buralar jilet gibi buz olur. Jilet. Sucuğumuzu aldık ve yarın sabah kahvaltı yapacağız inşallah. Bana müsaade. Ben yatar. Arkadaşlar günaydın. Herkes aynı sabahlar. Mübarek yaz gibi hava var ya. Hey kurban olduğum Allah. Başkan şu an ilaçlıyor. Çiçek gibi yattım diyorsun. Bembeyaz. Mesela sesi şimdi canlandı. İnşallah bu videoda beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni videoda tekrar birlikteyiz. Ben Deniz Nizamettin Akbaş. Sevgileri, saygılarımı sunuyorum. Bugün yine tekrardan yeni bir yola çıktık Allah'ın izniyle. Ve inşallah yolumuz da bahtımız da açık olur. Malum havalar çok güzel bugün. Yaz geldi. Dedirtiyor yani insan hava. O kadar güzel bir hava var ki. Kusura bakmayın. Video açılışını geç yaptım. Neden? Kameraların şarjı olup olmadığını dikkat etmedim. Bir baktım kameraların şarjı yok. Dedim şu şarjları doldurayım. Ondan sonra kesintisiz bir şekilde açılışımızı yapalım ve devam edelim istedim. Şu an arkadaşlar Ordu çevre yolundayız ve iki araba peş peşe gidiyoruz. İki arabanın birisi hangi araba? Benim Kırmızı Şimşek. Kırmızı Şimşek benden önde, Murat kardeşimiz. Onunla birlikte düştük yollara gidiyoruz. Peki arkamızda araba var mı? Arkamızda araba çok. Ondan sonra Emre'si var, Yaşar'ı var, İbo'su var. Ondan sonra bayramı var. Var da var lan var. Araba çok. Arabadan bol bir şey yok. Şu an Ordu çevre yolundayız ve görmüş olduğunuz gibi yoldaki karlar erimiş. Ama şükürler olsun bahçelerde, köylerde kar var. Neden şükürler olsun diyorum? Çünkü köylerde kar olması, bahçelerde kar olması bizler için çok iyi. Bizler tarımcılar için. Neden mi? Yani bu zamanda kar yağması çok güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü Mart'ın sonuna doğru Nisan gibi kar yağsaydı ne yazık ki bu sene fındık yüzü göremeyecektik. Meyve yüzü göremeyecektik. Hepsi yanacaktı. Ama şükürler olsun kurban olduğum Allah'ıma yani tam zamanında yağdırdı. Malum bildiğiniz gibi su sıkıntısı da yaşıyor İstanbul olsun başka yerler olsun. Şükürler olsun su sıkıntısını da giderdi kurban olduğum Allah bizler için. İnşallah kurban olduğum Allah bizleri daraltmaz bunaltmaz diyoruz ve yolumuza devam ki durmak yok. İnşallah sizler için güzel videolar çekeceğiz. Güzel vloglar çekeceğiz. Her şey sizler için. Yavrum benim toplayın. Yakıyorsun be kardeş. Çıs çıs çıs. Körüğü de koymuş ki valla. Çıslaya çıslaya gidiyor. Şu an tünele, birinci tünele sardım. Yerler arkadaşlar çok ıslak. Neden ıslak? Çünkü sağda soldaki karlar eriyor ve suyu yola akıyor. Yola akmasının tehlikesi arkadaşlar akşamleyin bize yansıyor. Neden yansıyor? Bu görmüş olduğunuz akıntı sular akşam saatlerinden sonra buzlanmaya çeviriyor, donuyor ve arabaların kaymasına sebep oluyor. Onun için sessiz olun. Yola çıkan kardeşlerimiz yani zaten çoğunuz biliyor. Yola çıkan kardeşlerimiz böyle durumlarda dikkatli olsunlar. Yola çıktıkları zaman da bu şekilde su birikintilerine yoldaki su gördüğünüz zaman da bilin ki gece saatlerinde o sular buzlanmadır. Yani buz olmuştur, don olmuştur. Onun için dikkat ediniz. Şimdi saatimiz arkadaşlar erken. Saat 5.30 ya 3.30 demiş pardon. 3.55 4'e geliyor. Şu an bir sıkıntı yok. Yollarda güneş vuruyor zaten. Güneş vurmayan yerlerde tabii ki buzlanma oluyor. Ve arkadaşlar sizlerle bir konuda bahsetmek istiyorum. Malum aracımıza Ramazan kardeşimizin göndermiş olduğu kornayı taktırdı. Tavan kornayı. Şimdi herkes bana yorum yapmış. Nizamettin abi işte neden sağlı sollu yapmadın? Arkadaşlar bu korna set korna olduğu için, takım korna olduğu için bunun borunun biri kısa biri uzun. Biri kısa biri uzun olduğu için elektrikçi dedi ki Ramazan usta bunları dedi yan yana koyarsak dedi biçimsiz durur ama dedi yanına böyle yakın olursa birbirine dedi belli olmaz dedi.
Bizim Kırmızı Şimşek de burada durmuş. Niye durmuş? Ve arkadaşlar bu korna hava yetmiyor mu nedir bilmiyorum. Uzun bastığın zaman da hava yetersiz kalıyor herhalde büyük ihtimal. Ama sizler için bunun yerlerini değiştireceğim. Sağlı sollu koyduracağım dönüşte. Bolaman'daki Utku kardeşimize inşallah. Beğenmediğiniz için tekrardan değiştiriyorum sizler için. Daha ne yapayım abi? Daha ne yapayım? Kırmızı Şimşek de şimdi çıktı geliyor peşim sıra. Neyse, ilerleyen saatlerde tekrardan birlikte olacağız. Şimdi şu ileride cepte bir duralım. Kırmızı Şimşek'in şoförü Murat kardeşimiz de kettle'a su koymuştum. Birer bardak Nescafe ve çay içelim. Ondan sonra yolumuza devam ki. Hadi bakalım. Ayrılmayın bir yere. Birazdan birlikte olacağız. Arkadaşlar sizlerin de çok sevdiği Kırmızı Şimşek görmüş olduğunuz gibi karşınızda. Bu da Beyaz Şimşek. Bu da Kırmızı Şimşek'imi emanet ettiğim Murat kardeşim. Şimdi Kırmızı Şimşek'in şoförü bu arkadaşlar. Yani hani aleykümselam baba, hoş geldin. Abi. İyi. Dedik yani devamlı yol yol gitmeyin, bir çay içelim, bir Nescafe içelim dedik. Bu arada da Kırmızı Şimşek'e görün istedim. Evlat ya, bunda çok güzel günlerim, anlarım oldu. Şimdi sıra Murat kardeşimde. İnşallah. İnşallah, hadi bakalım. Hadi geçelim, çay içelim. Suyu ısıttık nasıl da, su hazır. Şimdi biz çay içmeye gidiyoruz. Kırmızı Şimşek'i de görmüş oldunuz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi çay molamızı bitirdik. Birer bardak Nescafe içtik. Ve ya bismillah dedik. Şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Kırmızı Şimşek sol tarafta. Vallahi ilk defa erken çıktık, tadını çıkaralım diyoruz. Neden mi? Hep gece çıkıyoruz yani, gece hiçbir yeri göremiyor. Bir karanlığın içine gidiyoruz anasını satayım. Bir yerde durup adam gibi muhabbet edip sohbet edemiyoruz, çay içemiyoruz. Onun için gündüz çıkmışken de biraz tadını çıkaralım. Birer bardak Nescafe içtik. Şimdi peş peşe çıktık, gidiyoruz. Ve arkadaşlar Almanya'da yaşayan, şöyle diyeyim, notunu almıştım. Almanya Köln'de yaşayan Fatih Yıldırım ve ailesine, sevgili eşine, çocuklarına kucak dolusu sevgiler, saygılarımı iletiyorum. Bizleri ailecek izliyorlarmış hep birlikte. Allah razı olsunlar. Ve sonrasında Ramazan kardeşimiz, Konya'dan Ramazan kardeşimiz ve yakışıklı oğlu Murat kardeşime de, yavrumuza da buradan selam olsun. Bizi izleyen, bizi seven, bizi bağrına basan kardeşlerimize, abilerimize, annelerimize, babalarımıza, herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, selam olsun. İşte gördüğünüz gibi yani hava çok güzel. Güneş var. Bahçelerimizde, tarlalarımızda, köylerimizde kar var. Ama görmüş olduğunuz gibi buralar hep su ve eminim ki bu gece Ayaz'da çektiği gibi buralar jilet gibi buz olur. Jilet. Yani böyle yerde frene basmaya gelmez. Frene dokunduğun an aynen nereye gideceğin hiç belli olmaz yani. Makaslarsın bildiğin gibi. Allah'ımıza şükürler olsun. Her şey gönlümüzce oluyor. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Allah Allah. İkide bir lafımı kesiyorsun ya. Aktrosum. Aktrosum. Akıllı ol bak. İkide bir lafıma kesme. Hemen lafıma girme. Ne diyorduk? Allah'ımıza şükürler olsun. Her şey gönlümüzce oluyor. Her şey istediğimiz gibi oluyor. Yani sevenlerimiz, Allah razı olsunlar, dualarını, o güzel mesajlarını bizim üzerimizden eksik etmiyorlar. Bizlere selam söylüyorlar. Allah razı olsunlar. Yani sizlerin o güzel mesajlarını okuduğum zaman da
ne bileyim benim videomu izlerken fotoğraf çekip bana attığınız zaman da onun mutluluğu, onun sevinci farklı bir şey ya. Farklı bir şey. Yani şimdi bakın, meslektaşlarımız olsun, sağ olsunlar, meslektaşlarımızdan, esnaf abilerimizden, ustalarımızdan, bizi seven, takip eden, izleyen çok kardeşlerim var, abilerim var. Allah razı olsunlar. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Şu an neredeyim? Şu an Espiye, bu Gülburnu üst geçidine gelmeden sağ bir yol ayrılıyor. Oraya girdik. Burayı belki hatırlayanlar hatırlarlar. Ama sandık açtık ama affedersiniz, köpeklerden aman yok oğlum. Gelme üzerime. Beni korkutmaya başladınız. Açlıktan çöpü bile devirmişler yani. Şimdi inşallah arkadaşlar yumurta alıyorlar. Benim yıldızlar da görüyorsunuz. Yumurta almaya gittiler. Yumurta yapacağız. Ondan sonra bu hayvanlara da burada bir şeyler veririm diye düşünüyorum. Şu an burası çok soğuk arkadaşlar. Tam yerine durduk. Akşam soğuğu çıktı. Bir an önce çayımızı içeceğiz. Yumurtalı ekmeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar Espiye'de çay içtik. 1-2 bardak. Ama ne yazık ki hava çok soğuktu. Çok soğuk olduğu için arkadaşlar dedi, burası çok soğuk. Burası bizi hasta eder. Tam da dedi koy ağzı. Biz buradan kalkalım. Kopal'a gidelim. Hem orada yemek yiyelim dediler. Yumurtayla olmaz bu iş. Yumurtayı da sabah sen yersin dediler. Emre sağ olsun. Yumurtamızı aldı, koydu arabamıza. Ekmeğimizi de koydu. Ve şimdi Eynesi'yle girmek üzereyim. Şu an Eynesi tepedeyim. Rampaş'a iniyoruz. Önde Bayram kardeşim Kopal'da bizi bekliyor zaten. Kendisi bizden önce vardı. Biz de şu an Emre, ben, Murat kardeşimiz, bir de Yaşar kardeşimiz, 4 araba peş peşe gidiyoruz şu an. Eynesi'ndeyiz. Ve Eynesi'li geçince bu Beşikdüzü'ne gelmeden Shell var solda. Shell'in orada bugün buzlanmadan dolayı 2-3 tane tır makaslamış, birbirine vurmuşlar herhalde. Öyle bir haber yayınlandı. Arkadaşlar dedi oraya geçerken yavaş geçelim. Hatta Yusufoğlu önden giden Bayram'a dedim, böyle böyle bir durum olmuş, var mı öyle bir şey dedim. Arabalar yok ama polisler orada bekliyor dedi. Orayı dedi biraz yavaş geçin dedi. Buzlanma var dedi, çünkü eriyen karın suyu yola aktığı için yolda böyle ayaz, buzlanma, akşamdan gölge olan yerler varmış. Yani güneşin vurmadığı yerler genelde erimiyor buzlar. Erimediği için bir de bu akşam üzerine katıldığı zaman da buz yapıyor. Oradan geçerken yavaş geçeceğim lazım. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Şu an Eynesi'nin merkezdeyim. Eynesi'nin merkez lambalarına yaklaştık. Burası Eynesi'nin merkez lambaları. İnşallah kırmızı yakalanmayız. Yeşilde geçeriz de. Çünkü aracımızın dur kalk yapması aracımızın yakıtının biraz daha fazla olmasına sebep veriyor. Ama şükürler olsun şansım yaver geçti. Geçtik. Burası Eynesi'li arkadaşlar. Eynesi'li kardeşlerime selam olsun bu arada. Şimdi Beşikdüzü'ne doğru gidiyoruz. En son bu tarafa gelirken buralara bayağı bir kar yağmıştı. Hatta benden sonra yollar kapanmıştı. Ama bir şey kalmamış, eberimiş. Malum dün ve bugün iyi güneş vardı. O eritmiş ama işte dediğimiz gibi yolun kenarındaki karın suyu bizim için büyük bir tehlike ve risk. O tehlikeyi atlatmamız lazım. Çünkü gecenin ilerleyen saatlerinde bile buzlanma yapacaktır eminim. Benim gidecek olduğum güzergah Rize Salaha. Rize'ye gidene kadar dikkat etmem lazım. Viyadi güzellerin olsun, böyle virajlar olsun, dikkat etmem lazım. Bir de Salaha'ya çıkan yol zaten dere kenarı. Bir de o virajlarda dikkat etmemiz lazım ki buzlanma fazlasıyla vardır orada. Onun için yavaş yavaş gitmemiz lazım. Allah'tan şükürler olsun ki biz bugün erken çıktık. Yani geceye kalmadık. Normalde her akşam saat 8, 9, 10, 11 falan çıkıyorduk. Yani o saatlerde çıkmış olsaydık gece Ordu tünellerinde buzlanmasına yakalanmış olacaktık. Ama şükürler olsun ki şu an saatimiz 7:12 geçiyor. Ve biz Kopal'a az kaldı şu an. Beşikdüzü'ndeyiz. Beşikdüzü Vakfı Kebir. Kopal'a çarşı başına gelmeden Kaleköy var. Kaleköy'ün orada Kopal Alabalık Dinleme Tesisleri var. Bizim yerimiz orası. Hem hijyenik, hem temiz,
Hem aile işletiyor, güler yüzlü. Garsonları güler yüzlü. Mural abim güler yüzlü. Emin ablam güler yüzlü. Yani zaten bizim için önemli olan ilk başta temizlik ve güler yüzlülük. Güler yüzlü bir insanlarla karşılaşırsan orada rahatlıkla, gönlün rahat bir şekilde iyi biçersin. Çünkü her yerde buna rastlayamıyoruz. Her yerde karşılaşamıyoruz. Onun için bizim için en önemli olanı güler yüzlü olmak. Güler yüzlü ve temiz olmaları. Şimdi Beşikdüzü viyadüğün tünellerinden çıkıyorum arkadaşlar. Ben şimdi hızımı düşürüyorum. Ağır ağır, ağır ağır geçeceğiz burayı. Çünkü malum güneşin görmediği yerler kesin buz tutmuştur. Ağır ağır geçelim bakalım. Çünkü hiç anlamıyorsun, araba kendiliğinden gidiyor yani. Çünkü lastik dönerken birdenbire makaslıyor. Şimdi lastik ne kadar dönerse dönsün, orada buz olduğu zaman da, buzun üzerine geldiği zaman da böyle döndükçe makaslatıyor seni. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Burada bir aksilik var ama hayırdır. Evet. Şu an evet karayolları buzlama yapıyor. Evet burada tır makaslamış. Şu an parçaları gördüm arkadaşlar. Tam burada makaslamıştırlar. Araba parçaları vardı. Kardeşim bir saniye. Bir saniye lütfen. Yani böyle arkama gelip selletleri yapıyorsunuz ya. Onu niye madem kışın karda yapamıyorsunuz? Arkamızdan tıpış tıpış geliyorsunuz. Adam orada sağ tarafı karayolun arabası vardı. Tuzlama yapıyordu. Gördünüz. Arkadaşlar orası evet dedikleri orası olsa gerek. Çünkü sağ tarafta tuzlama yapıyor araba. Sol tarafta da tam böyle yolun kenarında şeyi gördüm. Araba parçaları gördüm böyle. Bayağı bir hasar vermiş yani arabalara. Arkadaşlar şimdi sabah kahvaltı yapacağımız için şimdi Yaşar kardeşim dedi ki sucuk falan aldı. Şimdi İslamoğlu Vakfı Kebir İslamoğlu'na durdum. Buradan kaşar peyniri, sucuk falan alacağım. Buranın ürünleri kaliteli, marka biliyorsunuz İslamoğlu. Ve aynı zamanda İslamoğlu sahibine buradan selam olsun. Abimle tanıştık. Allah razı olsun. Kendilerini tanıyorum. Ailesine kucak dolu sevgiler, saygılar. O küçük bir oğlu varmış. Onu da yanaklarından öpüyorum. Vakfı Kebir'den herkese selamlar. Bunu böyle bütün ne kadar bu? Bakalım. 51 lira. 51 lira. Onu böyle kesip de veriyor musun? Şimdi biz iki kişiyiz, bunu hepsini yiyemeyiz. Böleyim bunu. Şurada bölük bölünmüş var bir tane. Olsun şu olabilir tamam, mesela. Olur. He, bir tane boşa boşa bölmeyelim. Abi bu ne ya? İnsan buraya girince kendini kaybediyor ya. Bunlar da peynir değil mi? Buydu onun içindekiler. Tulum peynir de var. Var karşıda. Şunlar mı oluyor? Baba sen bize buradan az da tulum peyniri ver. Hangisinde? Yağlı inek tulumu. Böyle ekşimsi oluyor da bunlar. Güzel. Şu güzel mi? Sen bana ondan ver. Fazla olmasına gerek. Hani o yeter. Ne kadar borcumuz? 32 lira. 30? Bir şey değil ya. Vallahi bir şey değil. Ben o zaman her zaman duruyorum buraya abi. Kaçılmaz. Arkadaşlar İslamoğlu'ndan geldik. Peynirimizi, sucuğumuzu aldık. Ve yarın sabah kahvaltı yapacağız inşallah. Şu an Vakfı Kebir'den çıkış yaptık ve çarşı başına doğru gitmekteyiz. Sayın abim, dediğin gibi mekanına uğradım. Alışverişimi yaptım.
ve şimdi yoluma devam ediyorum ve yarın sabah kahvaltımda senin ürünlerinle birlikte kahvaltımı yapacağım. Tulum peyniri aldım, sucuk aldım. İnşallah güzel bir şekilde karnımızı doyuracağız. Sana ve oğluna, ailene Kucatoğlu sevgiler, saygılar, selam olsun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu an Kopal'a gelmiş bulunuyoruz. Diğer arabalar zaten gelmişler. Ben de şimdi buraya bir girişimi yapayım. Şöyle. Hadi bakalım şimdi doğru aç karnımızı doyurmaya. Yemek yiyelim daha. Artık yemeğimizi yiyelim, çayımızı içelim. 45 dakikamızı da burada verelim. Ondan sonra ver elini Rize. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi herkes start verdi. Ya bismillah dedik. Ve yolculuğumuz başlasın dedik. Şimdi telefonumuzun da şarjını takalım. Dur lan, nereye gidiyorsun? Beni mi götüreceksin? Oynama! Yapma bunu bana! Sol taraf vuruyor, sol taraf. Hadin daha, hadin daha. Neyi bekliyoruz ya? Kırmızı şimşek, yürü daha. Bayram, senin kasayı yalı yala. Herkes birbirine sıfır durmuş arkadaş. Yavrum benim, F-Max. Evet, şimdi buradan şükürler olsun ki çıkış yaptık Allah'ın izniyle. Ya doğru Rize'ye. Rize Salaha'ya. Polis amcamlar yine çıkmışlar yollara. Vallahi arkadaşlar, Kopal'da iyi yedik. Zaten ben genelde yemeği söylemişler. 5 kişiydik masada, köfte yedik. Sonrasında salata büyük tabaklarda. Ondan sonracığıma bir demlite çay. Yavrum benim, bayram yapıştır bayram. Hemen çizgi takibini kapatıyoruz. Yusufoğlu Bayram. Yapıştırdı gidiyor adam ya. Şimdi çarşı başı virajlara geldik arkadaşlar. Herkes çil yavrusu gibi bir yere dağıldı. Kimisi İyidere'ye gidiyor, kimisi Kalkandere'ye gidiyor, kimisi Rize Ardeşen Pazar'a gidiyor. Biz iki araba Yaşar'la birlikte Rize Salaha'ya gidiyoruz. Yarın sabah inşallah güzel bir sucuklu, tulum peynirli, yumurtalı güzel bir kahvaltı sizleri bekliyor arkadaşlar. Bak Emre, ah Emre, ah Emre. Ben soldan geçeceğim. Hemen önüme gırdı. Bu Maximus çanta da arkadaş devamlı düşüyor yani. Heh, perdemi yırtacak ya. Allah'tan yeşil yandı yani. Şu arabamızı
Haz devirini yakalayalım, 77'ye sabitleyelim baba. Yaşar kardeşim, seni şu an şöyle ufaktan bir şak 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 tokatlıyorum. Ama yine de kırmızı var. Kırmızı lambayı yeşile dönmesini için biraz yavaşlayalım. İyi ya, bu gece yolculuğu nasıl biteceğini anlayamayacağız herhalde. Çünkü 4-5 araba peş peşe gidiyoruz ya. O zaman insan yolun nasıl bittiğini falan anlamıyor yani. Rahat gidiyor. Evet. Şu an yeşile yakalandım ben. Yeşil yanıyor. Emre uçak. Gelirsin. Kırmızı şimşek geç yavrum. Yollar senin. Sende az bir emeğimiz yok. Az bir mazimiz yok. Anılarımız yok. Yol senindir. Buyur. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah ha. İyi gidiyorsun ha. Ben her zaman diyorum, kırmızı araba ciğerli arabaydı. Harbiden de maşallah, subhanallah iyi gidiyor yani. Murat kardeşim gaza geldi. Ama geçeceğim, kusura bakma yıldızım. Kusura bakma. İlk göz ağrım. Yavrum benim. Özlemişim kornanı bile be. Evet arkadaşlar, şu an Rize'ye giriş yaptık. Şöyle diyeyim. Rize Ali Samangül abimizin pusuya yattığı yollardayız şu an. Ama ne yazık ki kendisi yasak olduğu için bugün ve yarın yollarda olamayacak. Bizler de denk gelemeyeceğiz. İnşallah gelecek hafta içi, yani pazartesi günde aynı yere yüklersem dönüşte, inşallah Ali Samangül abimiz müsait olursa kendisiyle Rize'de buluşuruz diye düşünüyorum. Bakalım, hayırlısı olsun. Şu an Rize'ye girişteyiz. Az önce orada Rize girişindeki kontrol noktasını geçtik. Vallahi böyle erken çıkıp da yola gelmek çok iyi oluyor bizim için. Niye? Neden? Çünkü uykumuz olmuyor. Yani gece uykusu uyumuş oluyoruz. Sabahlara kadar gaz basmak zorunda kalmıyoruz. Şu an saatimiz 10'u çeyrek geçiyor. Ve 15-20 dakika sonra inşallah biz gidecek olduğumuz noktaya varacağız. Orada biraz otururuz, uykumuz girene kadar biraz telefona takılırız, ondan sonra güp yatarız, sabaha kadar uyuruz ve takografımız da inanın 12 saatlik mola vermiş olur. Yani bu bir gerçek, 12 saatlik mola vermiş olur. Dönüşümüz de sıkıntısız bir şekilde, yok süre yetecek mi yetmeyecek mi, yok takograf yetmedi yetmedi muhabbeti olmayacak. O yüzden kafamız çok rahat oluyor. Yolda giderken böyle telefondan İşte film açıyoruz, film izliyoruz giderken, şarkı dinliyoruz. Ama bir tane tablet almam lazım, şuraya bir tane orta boy bir tablet. Onu ne zamandır diyorum ama bir türlü almak nasip olmadı. Ama inşallah tabletimi aldığı zaman da buraya koyacağım. Film izlerken, televizyon gibi ne bileyim, müzik dinlerken, YouTube'dan falan her şeyi ondan yapacağım. Telefonu devre dışı bırakacağım. Telefonu sadece story çekmelerinde kullanacağım. Telefon görüşmelerinde kullanacağım. Film izlemeydi, şarkı dinlemeydi, şuydu buydu, hepsini tabletten yapacağız inşallah. Yakın zamanda inşallah onu da halledeceğiz, nasip. Şu an tam Rize merkezin girişindeyim arkadaşlar. Ali Samangül abimizin iş yeri de hemen şu ileride sağda kalıyor. Çalıştığı yurdun, yanlış hatırlamıyorsam çalıştığı yurt şurada bir yerde olması lazım. Petrol ofisinin hemen az bu tarafında. Evet, şurası.
Şurası evet. Şu an burası petrol ofisi. Petrol ofisinin hemen evet şurası. Çünkü ben buraya çekmiştim trafo beni çağırdığı zaman. Yurt da hemen burası. Petrol ofisinin hemen az bir gerisi. Burası arkadaşlar Rize. Şu an çayıyla ünlü olan meşhur o Çaykur çayımızın ne bir böyle içtiğimiz zamanda tat aldığımız çayımızın ana vatanı Rize. Rize çayı. Şu an Rize merkeze doğru gitmekteyiz. Ben Rize merkezi geçer geçmez ileriden Salaha yoluna dalacağım. Oradan Salaha'ya çıkacağız ve yatacağız. Herkese Rize'den selamlar olsun. Şu güzelliğe bak ya. Abi bizim Karadeniz harbiden çok güzel ya. Harbiden çok güzel. Çayeli, Artvin. Bu sağdan Rize merkeze giriliyor arkadaşlar. Şehir merkezi. Buraya kadar aracımız arkadaşlar bugün sıfırlamadan itibaren %30. Çünkü bugün biraz bakın gece gelmeyle gündüz gelme fark ediyor. İşte bu farkı da görmüş oldunuz. Bir aracın gece yola gidişiyle yaktığı mazot, gündüz yola gidişiyle yaktığı mazotun arasındaki farkı görüyorsunuz. Bu yola biz gece de geldik. Gece geldiğimiz zaman aracımız %27, %25 o aralara kötü. Ama şimdi 5 puan yukarıda. %30. O da neden? Gündüz geldiğimiz için lambalarda dur kalk dur kalk dur kalk. Tabii ki 5 puan bizi yükseltti. Bundan sonra artık gündüz denk gelirsek lambaları takip etmem lazım. Böyle ışıkları eğer ki kırmızı yanıyorsa yavaşlayıp geriden lambada durmamak için kendimi o pozisyon almam lazım. Bugün de yaptım aynısını ama nedense lambalar hepsi denk gelmedi. Kimisi tam dibine geldim durdum öyle yandı. Kimisi tam yanaşırken yandı geçtim. Ayarlamaya çalıştık bugün de ama pek fazla denk gelemedik. Ama sıkıntı yok. Kazasız belasız yolculuğumuz bitti. Sıkıntısız. Onda yanaş sıkıntı yok. Şükürler olsun. Evet arkadaşlar bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Şu an Salaha Çay Fabrikası'ndayız ve Gantar'a yani Gantar'ın tam yanındayız. Sabah inşallah Gantar'a gireceğiz. Ondan sonra boşaltmaya yanaşacağız. Ben artık yatar. Saatimiz de malum 12 çeyrek var. İlk defa gece uykusu uyuyacağız aracımızda. Çünkü hep bu zamana kadar hep gece yola gittik, sabah yattık. Ama bu gece bir ilki yaşıyoruz ve gece yatıyoruz. Bana müsaade, ben yatar. Herkese hayırlı geceler. Sabah kahvaltıda görüşmek üzere. Bay bay. Herkese hayırlı geceler. Selamun aleyküm. Arkadaşlar günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Şu an uyandık. Yatağımızdan kalktık. Ama inanın o kadar çok soğuk var ki. Yani buz. Arkadaşlar gelmişler. Saatimiz de 9'a geliyor arkadaşlar. Şimdi elimizi yüzümüzü yıkadık. Uyandık. Ve kahvaltı fastı için kahvaltıya geçeceğiz şimdi. Kahvaltı hazırlamaya. Şu ilk önce bir Gantar'ı yapalım. Şu aracımızı bir ilk önce güneşli bir yere alalım. Şöyle güneş vuran bir yere. Ondan sonra sandığımı açayım. Kahvaltı hazırlamaya başlayayım. Şu an arkadaş Gantar'da. Şöyle göstereyim Yaşar'cığım. Yaşar'cığımın arabası Gantar'a girdi. Şu an kilosunu alıyor. Birazdan ben de Gantar yapacağım. Ondan sonra aracımı böyle güneş vuran bir yere alacağım. Orada sandığımızı açacağız ve meşhur dolabımızı açacağız.
Hadi bakalım hep birlikte dolap açmaya. Davay ki! Evet, evet, evet. Sucuğumuz. Baba bunun kokusu bile yetiyordu ama ya. Tulum peyniri de aldım kanka. İslamoğlu'na uğradık. Dedim baba fazla vermedim. Bir önlük verdim. Eğer şey sen gelin geçerken zaten yolumuz üzere alırız dedim. Acımız var, reçelimiz var, zeytinimiz var, sucuk yumurtamız var, tulum peynirimiz var. Tulum peynire bir tane kaba koymam mı lazım acaba? Ne yapmam lazım? Kabım da yok ki. Mesut kardeşimiz de gitmiş. Vallahi var ya 10 numara ekmek almış. Çayımız, çay suyumuz bir esinsin. Öbür tüp işte boş. Öbür tüp dolu olaydı. Öbür tüpü alamıyor. He? Demleme yakın bir tüp alıp gelirim böyle yapmak. Arabada ben tüp alayım. Aynen aynen. Çünkü birinde çay demini alırken birinde de bunu yapayım. Hı. Mesut vallahi var ya yaşıyorsun bu hayatı. Ben o kadar diyorum yani. Hı. Yaylalar maylalar. Hı. Yayla neyle? BMW ile mi gittin yoksa? Oğlum BMW ile orayla çıkmam. V200 var bende bir tane. 2020. He. Çift kabin var ya bak. Aynen. Ama abi. Yani. Abi yayla havası bir başka ya. Baba onun soğuğu... Gidip kalamayasın orada. He? Gidip kalamıyorsun orada. Günübirlik gidip geliyor. Ya soğuk oldu ya. Ben kalmaya tercih ediyorum. Soğuğa ne diyor? 2 saat mi olur, 3 saat mi olur? Neyse, kahvaltı etsesiniz. Nasıl yiyor? Hakan abi diye at bile senin için yok. Bir soruları eğer şey etseseniz ekmek alacağım size. Yavuz abi! Muhammed abi! Alo! Lan Muhammed abi! Yaşar abi! Yaşar abi! Lan Muhammed abi! Kahvaltı etseksiniz. Duymay. Bismillahirrahmanirrahim. Hay yavrum be. Kaşarı. Sucuğa bak sucuğa. Hangi yağ? Zeytinyağı mı? O diğer sucuklar var affedersin hiçbir şeye yaramıyor. Abile... Kasap sucuğu aldın abi. Heh. Vallahi billahi ya şu sucuğa bak ya. Kasabın yaptığını aldın da. Aynen. Gelirken İslamoğlu'na uğradım şeyde abi. Bak bu kibre girmeden sağda. Baktım sucuk aa şey gibi eşek kadar. Bunun hepsini yiyemem ben bunu. Büyüğünü verme. Yarısını baktım kesilmiş orada. Yarısını aldım. Tulum aldım. Benden herhalde bir 50 lira tutar. Ne la 30 35 lira para böyle. Ucuz ucuz ha. Hep de yöresel ha. Karadeniz'in yöresel şeyleri. Peyniri, tulumu, zeytini, tuş, peyniri de suda, suyun içinde peynirler. Bu ne dedim ya? Hep de daha burası böyle de burası Karadeniz'e özel dedi. Karadeniz'in kendi ürünleri. Bak bugün yükleme yok. Bugün yükleme yok doğru. Yarın hava attı. Yarın iyi sevkendi de. Yarın başlayacak ama. Yarın yüklene öbürsü gün gelir. Yarın açıyoruz o zaman. Tamam, bugün tamam da ona bir başlar da sevken. Ya şu köy yollarına kuşturur, çıkmaz. Ya var tabi, Ali'ye ben tereyağı durmam ki ben şeyi kullanmam. Sanayi beni de hiç kullanmayız ki. Urfa'ya gittim ben. Yazın gittim bir de. Ben
kafa koyuyor. He. Şey, zahmetler alıp şimdi anlatmadım. Uğraşamam oğlum diye. Ne sana var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bu makine tutulur ne adam? Bir de kaparanı da oyna eritmesi. Ufanı tutadığında Allah öldük var ya. En son yani bakma buranın nefesini burada nefes attım. Soğuk hava, ben bir de sıcaklar hiç bulamam değil mi? Soğuk hava iyi içeceğim. Kuzu bunlar, kuzu! Ben de aksine yaz soğuk hava. Allah. Soğuk güzel hava. Ne alacaktın ben? Yaz soğuk hava. Yazın niye sevmiyorum? Yazın sevimli bulamam. En baba klimaya gireceğim burada. Ama kışın öyle değil, kışın bir yere atsan kendini, tamam mı? Tutar yani. O tutmama, tutması için, yani tutulması için bir gerek. Kanka nasıl istersin? Çiğ tam ya pişmiş. Fark etmez. Böyle değil. Sen devam et kral. Bir tane yumurtayı böyle kenarda bırak. Sarısı kalsın, gerisi seninkini karıştır. He. Anladın mı? Dağıtma. Olmazsa hiçbirini dağıtmayalım baba. Yemesin de sen. Niye yemiyorum ya? Ben şey mi? Ama en güzelini yaptık var ya. Giderken 400'ü durduruyorduk. Onun kenarına durdurduk. Otobüsün bagajına... Gri mi daha lan? He? Kaç tane kırdın oğlum? Valla 5-10 tane kırdım. 5-10 tane mi? He. La yeter oğlum, manyak mısın sen? Sıkıntı yok baba. Benim soframdan bolluk olacak. Bismillah. Yok abi, benim de ayrı kıkırdak mantığım. Onu daha iyi oturdum. Gidemedim de. Gördüm artık. Ver misin Mesut? Ya ben niye bakıyorum? Allah Allah. Ben çayı koyacağım. Sen yiyeceksin, o yiyecek. Sıkıntı yok. Misafir sizsiniz ya. Olsun. Bugün sen misafirimizsin bizim. Her gelmemize sen bizi misafir edin. Çay, kahvaltı. Ya yeter ki abiyle başka geniş zamana gelsen. Köye çıksak. Nasipse o da olur inşallah. İnşallah abi. Sıkıntı yok. Her şey nasip kısmet. Yani bizim rızkımızdan sen de faydalanacakmışsın, oldu. Aynen öyle abi. Nasip bu hep. Arkadaşlar bu kardeşimiz de bir zamanlar ünlü futbolcumuz, yani sakatlığından dolayı mecbur ayrılma zorunda kaldı. Bu adam yabancı değil yani. Kameralara yakın bir insan. Bir bitti mi? İki tane formalı, biz şuna diyordum, burada da bekledim bak. Yaşar, sen bardağını biliyorsun zaten. Mesut, buyur kardeşim. Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun. Rahat ol. Bismillahirrahmanirrahim. Şeker alabilir miyim Yaşar'cığım? Gel az daha. Nerede kardeşim? Şu kardeşim. Abi gel az daha. Yok yok, ben iyiyim, sen rahat ol. Ben zaten yaparken doyurdum karnımı. Şeker atarsın. Kaç tane? Tamam abi. Arkadaşlar şu an Rize'den çıkış yaptım, aracımı boşalttım ve bugün Esbiye'den inşallah yükleyebilirsek su yükleyeceğiz Samsun'a. Su yüklemek için Esbiye'ye doğru yol aldık, gidiyoruz. Bugün pazar ama öğrendiğime göre yükleme ekibi varmış, yükleme yapıyorlarmış onun için. Yükleme için Esbiye'ye geçeceğiz. Ete taşımacılık sayesinde oradan da Samsun'a mazot paramızı çıkarasalık bir iş bulduk yani. Şükürler olsun. Bu görmüş olduğunuz yer arkadaşlar Rize. Rize meydan, merkez. Buraya çay bardağı gibi bir şey yapıyorlar ama çok merak ediyorum buraya ne yapacaklar. İnşallah bitince göreceğiz.
Ali Samangül abim, sana selam olsun. Rize sahil. Aracımızı 80'e bağladık, görmüş olduğunuz gibi. Kendi kendine bıraktık, kendi haline gitsin. Burası Rize Port Liman. Ali Samangül abimizin çalıştığı yurt burası arkadaşlar. Burası Çevik Kuvvet. Bugün pazar, millet hep dışarıda ama nasıl oluyor ben anlamadım da. İzinli olanlar mı bunlar anlamadım. Mübarek yaz gibi hava var ya. Hey kurban olduğum Allah. Rizeli kardeşlerime selam olsun. İşte sizin memleketiniz. Vay yavrum, BMW'deki renge bak. Şurası arkadaşlar üniversite olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Burada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, sol tarafta, ana yolun üstünde. İleride de denizcilik bilmem ne üniversitesi var. Güzel yer. Rize güzel yani. Harbiden çok güzel bir yer. Hoşuma gidiyor benim. Yani gelip geçerken böyle merkezi bir gezmenizi tavsiye ederim. Evet canlar, şu an Trabzon'a gelmiş bulunuyoruz. Yollar bomboş. Baş derken birdenbire devreye girince ben de şaşırdım ne olduğunu. Şu an Pegasus hava yollarının uçağı Trabzon havaalanına iniş yapıyor. Sudanes kızım çok istiyordu uçağın iniş anını görmek ama onlara nasip olmadı. Video çektim. Kızım işte bak uçak böyle iniyor. Şu bayrağın olduğu yer benim askerlik yaptığım yer. Trabzon Boztepe. Burası Çimantocep turistlerin park yaptığı yerler. Şu an Çömlekçi'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah yolculuğumuz güzel geçiyor. Rize'den çıktım çıkalı arkadaşlar hiç mola vermedim. 45 dakikayı doldurana kadar Bolaman'a varayım istedim. Çünkü Bolaman'da elektrik işlerimiz var. Onları yaptıracağım. Şu an Trebolu'dayım. Trebolu tünellere gireceğiz şimdi. Ve görmüş olduğunuz gibi yollar hep su. Arabanın da camını komple silmiştim, temizlemiştim ama yine battı. Bu eriyen karların suları. Akşam olduğu zaman burada bak sen buzlanmaya. Aksorcuğum, solunda ben varım yavrum. Arkadaşlar saatimiz 21.18. Bu saate neden kaldık? Tam Bolaman'a geldim elektrikçinin oraya. 45 dakika mola istedi. Hem molayı vereyim dedim. Hem ışıklar falan yaptıracaktık. Ama ne yazık ki yaptıramadık. Farları LED yapacaktım. Beyaz, uzun, kısa, sis. Hepsini.
Ama yaptıramadık. İşte araba vardı. Sonra işte bekledi. Sonra sıra bize geldi. Abi işte geç oldu. Yarın işte başka zaman yapalım falan. Yani ben bir işe adapte olduğum zaman da mesela bir şey yaptıracağım da onu kafaya koydum. Onu o an orada yaptıramadığım zaman ben sinir krizi geçiriyorum. Yani böyle moralim bozuluyor, stres doluyorum. Ya madem yapmayacaksın, yani geç saat oldu, şu oldu, bu oldu diye bana zamanında söyle de ben 3-4 saattir bekliyorum orada. Neyse, kornamızın alttan yapan kişi hortumu uzatmış. Kornaya baktım orada. Hortumları kontrol ederken baktım hortum jakın olduğu yerden bükülmüş. Hava kısılmış. Onu yaptım. İşte şimdi hava iyi geliyor. Sesi de güzel. Sesi de iyi çıkıyor şimdi. Onu hallettim. Mesela sesi şimdi canlandı. Bastığın zaman böyle. Uzun bastığın zaman da mesela kesiliyordu. Hava bitiyordu. Hava gelmiyordu. Sebebini buldum. Hortum kırılmış. Onu yaptık. Kaldık bu saate. Şimdi yarın dönüşte başka yerle görüştüm. Uzun, kısa, sis, hepsi 3 takım. 500 liraya halledeceğiz. Farları led yapacağız. Ondan sonra önlere sarı lamba yapacağım. 2, 4. Bende 6 tane var. 7, 8, 9, 10. 4 tane daha alacağım ondan. 4 tane sarı büyük lambalardan yapacağız. 10 tane. Ondan sonra çakalları koyacağım. Onu da bir gün dönüşte arayacağım Ferdi'yi, Münye'dekini. Ferdi Tokucu. Ona yaptıracağım. Yani ufaktan başladık işte arabayı yapmaya. İnşallah güzel bir şekilde tamamlarız diye düşünüyorum. Şu an termeye geldim. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızı yıkamak için bu çarşambaya gelmeden sağdan yıkamacı var. Oraya geldik. Aracımız çok kirliydi. Gelmişken eve geçmeden bir temizleyelim dedik. Şöyle. Başkan şu an ilaçlıyor. Yavrum benim be. Yılların eski demediği Volvo. Bu da yeni versiyonu. Bu Volvo kaçmış. Vay be. Baban mı senin bu? Kaç yaşındasın? Ben 15. 15. Okula gidiyor. 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 Babana yardım ediyorsun yani. Aynen abi. Adamsın. Fırçaladın da. Oo, ayıp ediyorsun abi. Bakma. Çiçek gibi yaptım diyorsun. Bembeyaz. Evet, eline sağlık. Belli zaten. Teşekkür ederim abi. Borcumuz ne kadar? Borcum 40 lira versene abi. 40 lira mı? Aynen. İyi diyorsun. İyi, hadi bakalım. Aynen. Var mı diyecek olduğun bir şey? Yok abi. Yaşıtlarına. Ederim. Bak sen okuyorsun, hem babana yardım ediyorsun. Aynen abi. Herkes ne yapsın? Önce okusun değil mi? Aynen abi. Hadi bakalım canım benim. Vallahi arkadaşlar, bu arabayı yıkatmak bir bela. Yıkatmamak iki bela. Arabayı yıkattık. Yani yarım saat dur. Sil babam sil. Sil babam sil. Habire cam siliyor. Ya bu böyle bir hastalık olmaz baba ya. Vallahi olmaz ya. Ben camda böyle bir leke görmeyeceğim. Ne bileyim bir su kurumuş da leke yapmış, iz yapmış, onu görmeyeceğim. Rahatsız oluyorum ya. Yani inanın arabayı yıkıttan sonra yarım saat dur cam siliyorum. Elimde bez dönüyorum böyle. Habire sil babam sil. Sil babam sil sil. Saat 11:20 var ya. İnşallah bu videoda beğenirsiniz.
Yani bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol like'larınızı bekliyorum. Umarım her şeye gönlünüz olur. Her şey dileğinizde olsun. Allah'ım sağlığınızı, sıhhatinizi eksik etmesin. Evinizden neşenizi, huzurunuzu, cebinizden paranızı, bereketinizi eksik etmesin. Rızkınız da bereketiniz de bol olsun inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Alnınızdan öpüyorum. Yüce dolusu sevgiyle saygılar. Aktros candır, gerisi heyecandır. Yolumuz uzun olsun, aracınız her ne olursa olsun ama yıldız olsun. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.